Sait! Neredeydin sabah sabah? Şey, gazete almaya çıkmıştım baba. Aferin. Ama gazeteler senden önce geldiler. Hadi kahvaltıya. Baba, bu mektup sana gelmişti. Bana. Şişhaneye gelmiş. 15 gün önce gelmiş ama Nurhan Hanım vermeyi unutmuş. Kimdenmiş? Hüsnü'den. Amcamdan mı? Evet. Ne diyor? Abi, bu mektubu bir hastanenin köşesinden yazıyorum. Durumum umutsuz. Lütfen bu satırları okurken geçmişin husumetlerini unut ve ölüm döşeğindeki bir perişan adamın özbeöz kardeşin olduğunu hatırla. Ben bu candan geçeli çok oldu. Artık tek kaygım kızım Muazzez. Yalvarırım abi, geçmişi unut, gel yetiş. Kızımı amcasına emanet ettiğimi bilerek vereyim son nefesimi. Namık İzmir'e varmış mıdır? Az önce aradı baba, inmiş. Hüsnü amcayı bulur bulmaz arar yine. Benden önce haberleşirsen mutlaka bildir yavrum. Merak etmeyin, hemen haber veririm size. İnşallah iyi haberler gelir. İnşallah babacığım. Amcamın İzmir'de kızı mı varmış? Benim hiç haberim yok. Ay nereden bileceksin Sait? Ya onca yıldır görüşmüyoruz. Sait, hadi oğlum. Geldim baba. Hadi dikkatli kullanın arabayı. Gönder hadi. Hadi pas ver. Baksana, Menekşe Sokak nerede? Kimi aramıştınız? Hüsnü Tunçer, tanıyor musun? Aa, Hüsnü amca mı? O öldü. Boşaltıyorum. Yetti mi? Ya olmaz, hakkın yok buna. Nasıl yok? Kaç kere intihar çektim? Tahliye emri çıkalı yıl oluyor. Babam daha yeni öldü. Beni sokağa mı atacaksın? İsmet abi, ne olur birazcık daha zaman ver. Çalışıp öderim, söz. Senden para isteyen mi oldu kız? Ne diyorsun o ya? O köle benim bin türlü bani var. Bırak ya, çek elini. Bırak. Ahlaksız rezil kölenize. Şimdi kocamı baştan çıkartmaya mı geldi Yosma? Diye teyze yemin ederim ben bir şey yapmadım. Asıl senin namussuz koca. Namussuz da sensin, hayasız da. Çık dışarı. Bırak. Çık elinizi. Çık. Bırak kızımı sana, bırak. Git. Defol. Defol git elinden. Burası benim evim ya. Benim evim. Nereden senin evin? Namussuz damlas senin. Çık buradan. Affedersiniz. Efendim. Hüsnü Tunçer'in evi varmış burada. Kızı var Muazzez. Nerede? Şu kız. Başını nereye sokacaksın? Bacak kadar boyuna utanmadan bir de kocamı ayartırsın ha? Ben mi ayartıyorum? Asıl bu senin namussuz kocan yapıyor be! Namus yeter, sensin. El aleme rezil oldum. Eşyaları bırakmam ama. Ödenmemiş kiraya sensin. Diyorum, benim evim. Şimdi durun bakalım, ne oluyor? Sen kimsin? Paramı sen mi vereceksin benim? Alacağın ne kadarsa söyle. 2000'i buldu. Terbiyesizlik yapma. Bunu al, kızı da rahat bırak.
Hadi bakalım. İyi misin? Çek elini be. Sen kimsin, benim borcumu ödüyorsun? Muazzez korkma, ben senin yabancın değilim. Ya ben seni tanımam etmem. Nereden çıktın ya? Bak, bu mektup Hüsnü amcama, babama yazmış son mektup. Bizim babalarımız kardeş. Ne oluyor kız? İsmet abi kapının önüne koymuş beni. Alo? Namık öldüm meraktan. Niye aramıyorsun? Bulabildin mi amcanı? Biraz daha iyi miymiş? Şayeste. Amcam ölmüş. Ya. Ay çok üzüldüm Namık. Başımız sağ olsun. Kim ölmüş? Ay kız kim ölmüş? Bir saniye. Amcası. Alo. Namık. Babama haber verdin mi? Hayır, sakın bir şey belli etme. Ben gelince alıştıra alıştıra söylerim, tamam mı? Bu adam kim? Amca oğlumuş. Ben yine ararım, hadi görüşürüz. Kızını bulabildin mi? Alo? Namık? Kapattı. Yazık. Koştura koştura sağlık haberi almaya gitti. Karşılaştığına bak. Aman, yıllardır görüşmüyor onlar. El olmuştur artık çocuğum. Öyle deme anne. Nihayet amcası. Babam duyunca çok üzülecek şimdi. Aman, üzülecek olsa yıllar önce kestirip atmazdı ki. Yani kusura bakma ama amca beydi, avarenin. Bir baltaya sap olmasın biriydi. Ha, öyle değil miydi Allah aşkına? Yine de kan bağı vardı aralarında. Bir de kızım varmış ne abla, öyle bir şey. Ya 18'ine yeni basmış hem de. Annesi sağ mı peki? Yok. Ölmüş gitmiş çoktan. Baba kız kala kalmışlar. Yazık. Kız. Bu amca bey ölünce sakın bu kız sizin başınıza kalmasın. Anne ne diyorsun sen? Öyle bir şey olsa Namık söylerdi bana. Amcam öldüğünden beri o evde yalnız mı kalıyordun? Hı hı. Teyzen, dayın falan yok mu hiç? Yok. Bir amcam olduğunu bile ben bugün öğrendim. Biz de varız Muazzez. Ben, Sait. Sait kim? Kardeşim. Biz iki kardeşiz. Sait benim küçüğüm. Sonra Şayeste var, babam var. Yalnız kalmazsın. Tam zamanında geldin oğlum. O pis İsmet'le karısı çiğ çiğ yiyeceklerdi kızı. Ben onların ağzının payını verirdim ama seviyelerine düşmek istemedim. Görmediniz mi kadın nasıl saçımı çekti ya? Kopmuş mudur acaba? Onu burada bırakmayacaksınız değil mi? Bir şey olmamış. Muazzez, ben akşam İstanbul'a dönüyorum. Beraber gideriz değil mi? Yo, ben niye geleyim ki? Hem benim her şeyim burada. Okula mı gidiyorsun? Kaydını aldırırız istersen. Yani liseyi bitirdim ama üniversite sınavına girecektim seneye. Namık abin doğru söylüyor kızım. Gencecik kızsın. Bir başına nasıl yaşarsın? Etraf kurtlarla dolu. Kan kokusu alır gibi gençliğin, güzelliğin kokusunu alırlar. Rahat bırakmazlar seni. Ben kimseye pabuç bırakmam. Ona şüphe yok, gördüm ben onu. Ama sen bize amcamızın emanetisin. Gelemem. Mektubu okudun. Babanın da istediği bu. Doğru. Madem babam istiyor, o zaman gelirim. Ama önce bir yere uğrayacağız Namık abi. Ya bu arada abi diyeyim değil mi? Hı.
Alo. Ne oldu? Buldun mu amcanı? Evet baba, buldum. Nasıl durumu? Durumu... Akşam gelince anlatırım baba. Muazzez yanımda. Peki. Güle güle. Merak etme. Zamanı gelince mermerini de yaptırırız. Namık abi. İnsanlar sevdiklerinin mezarına gelip dertleşirler değil mi? Evet. Bazen. İyi de onlar toprağın altında. Kimseyi duymazlar ki. Onlar duysun diye konuşmazlar zaten. Toprağa konuşurlar. İçlerini dökerler. Babacığım. Sen çok sıkıntı çektin zamanında. Artık ben sana hep güzel şeyler anlatacağım. Sen rahat rahat uyu, hiç merak etme. Namık abim çok iyi bakacak bana. Gidelim mi artık? Merak etme amca. Ona sahip çıkacağım. Tertemiz bir hayat bekliyor. Teşekkürler. Afiyet olsun. Muazzez, kahven geldi. Çok mu sıcak? Sen hiç yanmıyor musun? Bilmem. Yo. Namık abi, ya uçak düşerse? Ya hiç korkmuyor musun? Korkacak bir şey yok Muazzez. Tabii sen korkmazsın. Kim bilir kaç kere binmişsindir. Benim daha ilk. Yoksa korkuyor musun? Ben mi? Yok, korkmam ben. Yani birçok arkadaşım mesela karanlıktan korkar ama ben hiç korkmam. Ama şu kadarcık korkarsam sana tutunabilir miyim? Tutunabilirsin tabii. Yani sen beni kurtarırsın değil mi? Kurtarırım, kurtarırım da uçuş öncesi böyle şeyleri aklına getirme. Göz açıp kapayıncaya kadar İstanbul'da olacağız. Hiç merak etme. İstanbul'u çok merak ediyorum biliyor musun? Babam hep anlatırdı. Böyle havası, suyu, her şeyi farklılardı. Ama istediğim zaman İzmir'e dönebilirim değil mi? Tabii ki. İstediğin zaman Huriye teyzeni ziyarete girebilirsin. Bu bizim uçak. Hadi bakalım. Yandın mı? İyi misin? Yok yok, tamam. İyiyim. Namık abi soğumuştu zaten. Yanmadıysan sorun yok o zaman. Gidelim. Büyük bir ev.
Burada sadece siz mi yaşıyorsunuz? Bundan sonra sen de bizimle yaşayacaksın burada. Yeni evine hoş geldin Muazzez. Şayeste. Muazzez, Hüsnü amcamın kızı. Şayeste eşim. Merhaba. Kusura bakma, ellerim ıslak. Geleceğinden haberim yoktu. Amca? Babama ne kadar çok benziyorsunuz. Hüsnü'yü niye getirmedin? Baba, amcam. Babam, babam öldü. Kardeşim. Baba. Bunca yıl yüzünü görmeden, sesini duymadan, helallik almadan. Şahisi kuş pusu geç. İyiyim yavrum, iyiyim. İyiyim ben, iyiyim. Babacığım su için biraz iyi gelir. İyiyim kızım, iyiyim. Hadi odanıza çıkın, biraz dinlenin isterseniz. Evet. Odama çıkıp dinleneyim ben. Evet. Kusura bakmazsın değil mi yavrum? Yok estağfurullah, siz dinlenin. Yavaş babacığım, yavaş. Ya ben bildiğini sanıyordum. Amcam iyidir değil mi? Çok acı bir haber aldı şimdi tabii. Ama zamanla düzelir. Bir şeyler yer misin, aç mısın? Yok sağ ol. Bir şeyler iç o zaman. Otursana. Pardon, bir saniye. Ne var Pınar? Yok, sen tek başına git, ben bu akşam evdeyim. Gelemem dedim, uzatmasana ya. Amcam vefat etti. Hiç eğlenecek durumum yok. Bak, burada ne kadar mutlu. Ben de öyle. Henüz hayatı tanımayan iki çocuk. O benim küçüğümdü. Rahmetli babam bana emanet etmişti. Ama ben ne yaptım? Bir kavgada silip attım öz be öz kardeşimi. Alttan alıp düzeltemedim. Emanete hıyanet ettim. Bu kadar kendini üzme baba. Bir kardeş kaybettin ama bir yeğen kazandın. Muazzez burada kalacak değil mi? Evet, konuştuk. Senin de böyle isteyeceğini düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Onun yeri bizim yanımız artık. Ne olur evladım, sen benim gibi yapma. İleride kardeşinle aranda ne geçerse geçsin, alttan al. Büyüklüğünü göster. Ben Sait bu arada. Muazzez. Memnun oldum.
Ben sofrayı hazırlamıştım. Hadi isterseniz oturun, bir şeyler yiyin. Aç değilim, teşekkür ederim. Ben odanı hazırladım. İstediğin zaman yatabilirsin. Şimdi yatsam ayıp olur mu? Yok, ayıp olur mu? Ben göstereyim odanı. İyi geceler. İyi geceler. Gel. Bavulunu buraya koydum. Ben sana bir de temiz bir havlu vereyim. Eşyalarını da bu dolaba yerleştirirsin. Geceliğin falan var mı? Ya da eksik bir şeyin varsa söyle. Her şeyim tamam. Sıcak sıcak bir banyo yap istersen, rahatlarsın. Sabah yapsam olur mu? Anne tarafından kimin kimsen var mı? Teyzen, dayın. Annemle babam kaçarak evlendikleri için hepsine sırt çevirmişler. Ha, gece falan korkarsan şu ışığı da açayım ben. Hadi sen uyu artık, yorgunsundur. Allah rahatlık versin. Sana da. Sait! Abi ne yapıyorsun ya? Babam sandın, ödün koptu değil mi? Evet, yani şimdi gelecek burada beni kitleyecek bir saat. Oğlum senin hatan. Her sene çakıyorsun. Geç sınıfını ye canım. Ya doğru söylüyorsun da şimdi şöyle bir durum var. Ders her zaman verilir. Ama gençlik el her zaman geçmiyor işte. Baksana hayatımın bağrındayım. Ayrıca sen sanki hiç okulu kaytarmadın. Hiç. Hiç, bir kere bile. Ya ne yapayım, ben senin gibi olamıyorum işte. Olma zaten. Benim gibi olma. Git eğlen, keyfine bak. Bu gençlik, her şey geçecek bir gün. Sadece sorumluluklar kalacak. Çok ağır konuştun. Bitirdin beni yalnız şu an, biliyorsun değil mi? Paran var mı? Ya var bir şeyler de işte. Yarına gene zilim. Bırakırım odandaki masayı. Abi sen de olmasan ölmüşüm be. Aslan gibi adamsın var ya. Falan. Arabayla gideceksen içme. Ya da taksiyle geri dön. Tamam tamam, hallederiz. Abi. Muazzez güzel kız değil mi? Bilmem. Hiç dikkat etmedim. Ben sana abilik edemedim Hüsnü. Ama kızına babalık edeceğim. Muazzez salonda mı? Misafir odasını hazırladım. Yattı. Yazık. Acıdım haline. Hele bir de İzmir'de görecektin şayeste. Gittiğimde ev sahibi kavga dövüş sokağa atıyordu. Tam zamanda yetiştim de kurtardım zavallıyı. Kapıp getirdim. İyi yapmışsın da.
Keşke önce bana haber verseydin. O kargaşa da o mu aklıma geldi Şahiste? Biz bu evde beraber yaşamıyor muyuz Namık? Yani böyle önemli bir konuda tabii ki düşüneceksin. Artık hep burada mı kalacak? Evet. Bana sormadan kararlaştırdın yani. Vakit olmadı Şahiste. Kızı ne halde bulduğumu anlattım. Allah taksiratını affetsin de... babası ayağını yorganına göre uzatmayı öğrenemedi bir türlü. Sırası mı şimdi bunun? Ne dedim ki ben? Bak bırakalım onları bir kenara. Çok yorgun. Seni de çok özledim. Gel sana şöyle. Gel. Dur dur dur. Bir dakika takvime bakayım önce. Ne takvimi? Yumurtlama takvim verdi ya doktor. İlişkiye gireceğimiz günleri işaretledi hatta. Karı koca değil, deney faresi olduk. Hamile kalabilmem için başka çaremiz yok. Beni çürü değil mi? Tamam, doğru günmüş. Hevesim kaçtı. Demeye bağlayacağım. Niye böyle yapıyorsun Namık? Bir çocuğumuz olsun istemiyor musun? Önce bir karım olsun istiyorum. Mazesi kalktı mı? Ben şimdi gidip uyandırırım onu. Yok kızım bırak uyusun, uyusun. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Gel otur. Şahiste ablan koysun çayını. Sırtın mı tutulduk? Yatağın teli kopmuş galiba. Battı biraz. Ya kızarmış mıdır acaba? Yenisini almak lazım. Ya pencereye de bir şey vuruyordu gece. Ödüm koptu dışarıda birisi var diye. Oo, hayaletli odada yatmışsın sen o zaman. Sait. Ya dalga geçmesene. Dışarıdaki ağacın dalları uzamış, o vuruyor işte aman. Zaten o oda çok küçük. Şahiste. Kıza öbür odayı verelim mi? Rahat etsin. Ama baba orası... Biliyorum kızım. Çocuk için. Öyle bir çocuğunuz olsun, ondan sonra düşünürüz. Ben gideyim. Şu çayı isteyeyim. Zeyd, ders kitapların onlar mı? Çok kalınmış. Evet. Sait okumayı çok sever de. İki senede bir kitap. Değil mi Sait? Vay, abi demek öyle. Ya olsun, o yine de üniversiteyi kazanmış. Keşke ben de girebilseydim. Geç kalmış sayılmazsın. Bu sene dershaneye gidersin, seneye üniversite. Değil mi baba? Benim içimden geçen de o. Onun üniversiteyi bitirip iş güç sahibi olması. Eğer kendi de arzu ediyorsa başım gözüm üstüne. Sait, düşünsene her zaman beraber gideriz okula. Sait'i beklersen çok geç kalırsın. Hadi bakalım. Sait hadi okul başlıyor hadi. Geç kaldın. Kalk. Görüşürüz Muazzez. Görüşürüz. Şahiste biz çıkıyoruz kızım. Geldim baba. Ben tutayım baba. Heh. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Babam benden umudu kesti galiba.
Kısır belledi beni iyice. Nereden çıkardın bunu sabah sabah? Öyle olmasa çocuk odasını niye yeğenine versin? Misafir odası hem dar hem rahatsız dedi. Başka niyet arama. Misafir odası neyine yetmiyor Namık? Şayet de oraya dolap bile sığmıyor. Yarım gün eşyaları gelince ne olacak? Kısır değilim ben. Er ya da geç çocuk odası gerekecek. Hele bir çocuğumuz olsun. Ona en güzel odayı ayarlayacağım. Söz. Sadece biz kaldık Şahist abla. Gel kahvaltı edelim. Sen ye. Benim biraz işim var. Şayeste yine çocuğumuz olur. Üzülme. Neden şimdi olmasın Namık? Niye çocuğumuzu doğurmayayım? Sait daha çok küçük. Annemizi de yeni kaybettik. Şimdi çocuğumuzu doğursam Sait'e kim bakacak? Ben hem kendi çocuğumuza hem de Sait'e annelik yapabilirim Namık. Lütfen. Sırf o da değil Şayeste. Ben daha askerliğimi yapmadım. Çocuğumuzun ilk aylarını... İlk gülümsemesini, hatta ilk kelimesini kaçırmak istemiyorum. Lütfen bunu benden esirgeme. Karnımdaki cana yazık değil mi? Bana yazık değil mi Namık? İleride yine hamile kalacaksın. Ama şimdi beni anla lütfen. Sen bir kapıyı çalar Emine. Seslendim ama duymadın. Pek dalmış. Sen git, ben inliyorum şimdi. Aman kendi kızımın Emine destürle mi yiyeceğim artık, daha neler? Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen neden bilmem, içimdeki o adam sustu. Muazzez, kız şunun sesini. Niye ki abla? Birbirimizi duyamıyoruz. Muazzez, Namık'ın amca kızı. Bunlar da annem Perihan, kardeşim Zinet. Merhaba. Merhaba. Başın sağ olsun bu arada. Ay. Ya. Ay çok üzüldüm. Allah sana babanın kalan ömrünü versin inşallah. Kızım, git söyle de Emine bize kahve yapsın. Anneciğim, kahvenin sırası mı şimdi? İşimiz gücümüz var daha. E canım, dükkanlar kaçmıyor ya. Yarım saat geç gideriz. Hem tanışmış oluruz. Değil mi kızım? Kalıcı mısın? Namık abim bundan sonra bizimle yaşa dedi. Ben de çantalarımı alıp geldim. Ama öyle kap çantayı gel olmuyor ki canım. Bir baş, bir sap. Ne?
ben olsam hayatta cesaret edemezdim. Ya Namık abim çok ısrar etmese ben de gelmezdim zaten. İzmirliler öyle her yerde yaşayamazlar çocuğum. Sen sıkılırsın, hop bir bakmışsın İzmir'e gitmişsin. Değil mi çocuğum? Yok, ben burayı çok sevdim. Hem amcam da artık burası senin kendi evin dedi. İzninizle. Şahiste. Bu kız çökmüş kalmış sizin başınıza. Ne diyorsun anne ya? Ah, anneciğim azıcık ağzını arayayım dedim. Ben de böyle kalacağım dedi. Ah, insan böyle bir kızı evine sokar mı? Saçmalama anne. Saçmalamıyorum. Ben anlamam. Amca kızı falan. Sen ne yapıp ne edip bu kızı derhal sepetleyeceksin bu evden. O kadar. Amca kızıymış. Sakın. Hay Allah. Burada eski bir maliyet kalmış. Düzelttim sandım ama adamlar gelmeden halledeyim şunu ben. Sevda, senin bu saatte burada ne işin var? Anahtarımı unutmuşum da onu almaya geldim. Nurhan Hanım yok mu? Bir şey düzelttirecektim de. Aşağıya kadar indi, ben yardımcı olayım. Becerebilir misin? Fiyat listesi masa üstünde kayıtlı olacak. Bravo vallahi. Namık Bey. Ben mektubu geç verdiğim için mi yetişemediniz amcanıza? Eğer öyle bir şey olursa çok üzülürüm. Bunca yıl ekmeğinizi yedim. Bir anlık gaflet yüzünden. Üzülmeyin Nurhan Hanım. Sizinle bir ilgisi yok. Babamın da amcamın da kaderinde yokmuş tekrar görüşmek. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Akşam seni çok bekledim. Ya evde karışıklık vardı, çıkamadım bir türlü. Yalancı. Pınar. Ne? Amcam vefat etti ya, dedim ya. Abim gitti, adamın kızını ta İzmir'den bize getirdi. Artık bizde kalacakmış. Babam kötüydü zaten. Adamı o halde bırakıp çıkamazdım. Ayıp olurdu. Kız kaç yaşında? 17, 18. 19. Güzel bir şey mi? Ya bizim soyumuz güzel, biliyor musun? Biliyorum. Geç olmuş, benim çıkmam lazım. Bir dakika, nereye? Gitme. 4 saat bu odada oturacak değiliz değil mi? Tamam. Haklısın, o zaman bak. Bekle, ben de giyineyim. Ondan sonra beraber çıkarız Boğaz'a karşı. Bir kafede bir şeyler yeriz, içeriz. Yarın yaparız o işi, olur mu? Ararım seni. Sait. Ya böyle bırakıp gidecek misin? Yarın Pınar. Alışverişe mi gidiyorsunuz? Ben de gelsem olur mu? Aa, ne münasebet canım? Biz gezmeye gitmiyoruz ki. Çeyiz bohçası hazırlamaya gidiyoruz. Sen sıkılırsın, evde otur. Televizyon seyret. Hadi. Daha müsait bir zamanda beraber çıkarız. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Vah kuzum, seni götürmediler mi alışverişe? Beni de kaç yıldır bir kerecik olsun katmadılar yanlarına. Thank you.
Majör konsept oteller tarafında kendini belli edecek. Ama her oda birbirinden farklı olacak. Üstelik tüm aydınlatma cihazlarını şirketimiz bünyesinde üretmemiz mümkün. Bu da kaliteyle beraber düşük maliyet demek. Ne yalan söyleyelim, bu kadarını beklemiyorduk. Ürünlerinizin kalitesi hakkında bir şüphemiz yoktu. Fakat estetik olarak böyle bir vizyon bizi şaşırttı. O halde anlaştık. Bir pürüz çıkması ki zannetmem, anlaştık. Anlaştık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hadi babacığım. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Buyurun. Sağ olun, size de. Ahmet Bey, merakımı bağışlayın. Anlaşma ne oldu? Tamam Nurhan Hanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yemeğinizi hazırlayayım mı? Bugünlük kalsın Nurhan Hanım. Bizim şişhanede işimiz var. Orada yiyeceğiz. Peki. Zinet. Sen ne biçim şeylere bakıyorsun öyle? Ya ablacığım, balayımda pamuklu atlet giyecek değilim herhalde, değil mi? İyi dinle de kardeşinden ders çıkar biraz. Erkeğin önce gözüne hitap edeceksin. Ne o öyle? Dul kadın gibi. Ay, sen insanın içini karartırsın. Namık benim giysime değil, kalbime ruhuma bakar anne. Ay. Saçmalama Allah aşkına. Saadet var ya, hani muhasebeci Yusuf'un karısı. 20'lik kıza kapını vermiş. 15 yıllık evliliğini bitirivermiş. Saadet çirkin miydi? Yok, hayır. Ama kendisine bakmayı bilmiyor. Bak çocuğum, ha koca bulmak bir sanat. Ama kocayı elde tutmak ayrı bir sanat. Hele de Namık gibi birisini. Ne varmış Namık'ta? Ne yok ki? Ne yok ki? Boy pos desen onda, kaş göz desen onda. Adam zengin, yakışıklı. Ay kızlar böylesi için can atar. Bak annem, senin başına talih kuşu kondu çocuğum, talih. Anne susar mısın lütfen? Yeter. Ama ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani yuvanı dik tut istiyorum. Hayal... Evlilik üzerine ders verecek en son kişi sensindir herhalde. Babam... Abla... Babanın evi terk etmesi benim suçum mu oldu şimdi? He? Güzel. Seni de göreceğiz. Sen daha şimdiden o su gibi kızı evine almışsın. Kol bacak böyle etraflarda dolaşıyor kız. Söylemedi deme. Hanya'yı Konya'yı o zaman görürsün. Anneciğim. Abla. Hadi gidelim. Ya annem işte biliyorsun. Hadi. Baba dur, ne yapıyorsun? Tansiyonun fırlayacak yine. Ya siz de beni iyice çocuk yaptınız ha. Elimden tuzluk almalar falan. Estağfurullah babacığım, ben senin iyiliğin için söyledim. Tamam, haklısın. İnsan yaşlandıkça çocuklaşıyor. Cismin zevkini kaldırmıyorsa tahammül edip oturacaksın. Ben şu evi bir arayayım. Bakayım ne var ne yok. Sözcük... Kelime. Alo. Muazzez nasılsın? Aa, iyiyim Namık abi. Şayeste yok mu? Yok. Annesiyle kardeşi geldi, çıktılar. Alışverişe gittiler herhalde. Keşke sen de gitseydin. Ya Şayeste abla çağırdı aslında da ben istemedim. Sıkılırsın evde. Yok, niye sıkılayım? Oturuyorum, televizyon izliyorum işte. İşler biraz azalsın, ben seni gezdiririm, anlaştık mı?
Tamam, görüşürüz. Şayesteler alışverişe çıkmışlar Muazzez evde. Hiç belli etmiyor ama acısı büyük. Biraz havai görünüyor ama içi temiz. Görür görmez anladım bunu. Tıpkı babası gibi. İnşallah sonu benzemez. Burası kimin? Yoksa Şahiste ablam hamile mi? Yok, kısır o kısır. Hamile kalamaz. Gerçi bir kere kaldıydı ya. Onu da Sait küçük diye aldırdılar. E sonra ne oldu? O gün bugündür döl tutmadı. Bu odada böyle çocuk odası olarak kaldı işte. Yazık. Ne kadar üzülmüştür. Sen yine de bilmezden gel. Benden duymuş olmayayım mı? Sen merak etme Emine abla. Ben çok iyi sır tutarım. Ah. Ben evlenince en az iki tane çocuk istiyorum. Ama ikisi de kız olacak. Onları renkli renkli giydireceğim. Oyuncaklarla mı dans ediyorsun? Tövbe estağfurullah. Ne zamandır dikiliyorsun sen orada? Ya üstümü değiştirip çıkacaktım da şu bordo tişörtümü bir türlü bulamıyorum. Askıda dur getireyim. Ne haber ufaklık? İyiyim. Ne yapayım? Sıkıldım bütün gün. Şimdi İzmir'de olsaydım kız arkadaşlarımla çay içmeye gitmiştim sahile. Götüreyim ben seni çay içmeye, ne var ki? Gerçekten mi? Gerçekten. Ne var ki bunda? Hadi hemen gidelim. Tamam. Getirdim tişörtünü. Sübhanallah, hiç de utanması yok. Sen de bakma o zaman. Bak duşa giriyorum, hemen hazırlan ona göre. Tamam. Amcandan bir izin isteseydin önce. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bizim Nuran'ın kızı Sevda'yla aynı dershaneye yazdırsak onu. Akranlar nasıl olsa severler birbirlerini. Fena fikir değil. Ben hallederim bak. Tamam. Ha Namık. Bir de karınla konuş. Ne olur gönlünü al onun. Muazzez'i ondan habersiz getirdiğin için kırıldı. Anlarım ben gelinimin suratından. Anlamamak mümkün değil ki. Öyle bir bakışı var ki bütün yaşam enerjini çekiyor kızgın olduğu zaman. Tamam evladım. Öyle veya böyle. Ama iyi kızdır Şayeste şimdi. Allah'a var. Bak bizim oğlana anası gibi baktı. Hem analık hem de yengelik yaptı ona. Araban da pek güzelmiş. Tabii ki güzel. Abim ne diyesi üniversiteye girişte almıştı. Ay. Ya İstanbul'da çok güzel. Değil mi? Aa, Kız Kulesi değil mi o? Ben hep televizyonda görüyordum orayı ya. Aynen. Hikayesini biliyor musun? Aha, padişahın çok güzel bir kızı varmış, değil mi? Evet. O yüzden denizin ortasında kimse ulaşamasın, göremesin diye. Eskiden güzel kızları öyle saklıyorlarmış. Sen de o dönemde yaşasan herhalde seni de saklarlardı. Ne yani ben güzel miyim? Ya yapma bunu sanki bilmiyorsun.
Herkes söylüyordu, söylemiyorlar. Bilmem. Söylüyorlardı ama benim pek umurumda olmuyordu. Biliyorsun. Peki. Müzik açalım o zaman. Açalım. Sana gel dedim. Ta en başından beri epeydir. Ah, aradığın şeyin anahtarı bendedir. Hissinle. Aman ne yorulduk ne yorulduk. Daha da her şeyi tamamlamadık. Ücretsiz cilt bakımı yaptıracağım diye tam 1,5 saatimizi yedin anneciğim. Olacağı buydu tabii. Ama değdi. Ay vallahi. Ay bebek yanağı gibi oldu. Emine. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çay koyayım mı size? İyi olur. Muazzez odasında mı? Sait'le beraber çıktı onlar. Sen düzenledin mi odayı dediğim gibi? Başladım da daha bitiremedim. Sen de bu ağırlık varken. Emine hadi hallet sen şu işi bir an önce. Olur. Ah Sait ah. Şimdi kızı da kendine benzeteceksin. Kız. Gel buraya. Gel buraya kızım. Bırak. Kocana yanaşacağına Sait'le sürsün. Sana ne? Sana ne? Ben gidip çayı koyayım. Ben de sana yardım edeyim ablacığım. İyi. Yanına kıtır kıtır bir şeyler de getirin. Abla. Zinet kıvranıp durma da ne söyleyeceksen söyle. Ben... hamileyim. Ne? Hamile misin? Bekar halinde. Nasıl sana nişanlandık, evleniyoruz diye saldık kendimi bir an. Çok güzel yermiş. Biz hep buraya takılıyoruz arkadaşlarla. Peki şurası neresi? Neresi? Bak şu tepede. Ne haber genç? Vay sen burada mıydın ya? Ha? Ne yapıyorsun? İyi arkadaşlara geldim. Ha. Şey, kütüphanede mi karşılaşmıştık biz sizinle? Yok imkansız. Muazzez dün geldi İstanbul'a. Öyle mi? Ben Atilla. Merhaba. Merhaba. Sait'in okuldan arkadaşıyım. İstanbul'u gezmek için bir rehberi falan ihtiyacınız olursa hiç çekinmeyin lütfen. Ne rehberi? Gelsin bir şey diyeceğim sana. İstanbul'a nereden geldiniz? İzmir. Tabii ya, bendeki de soru. Hay Allah. Deli. Pardon Muazzez. Ne oldu ya? Tilla biz seni tutmayalım abi, hadi. Oğlum nereden buldun lan bu parçayı? Oğlum doğru konuş, kuzenim o benim. Kuzenin mi? Bana ayarlasın o zaman. Ya yürü git hadi. Oğlum ne olacak ya? Ya yabancıya gideceğin işte burada kardeşim var. Ya kuzenim diyorum, asabım bozma, yürü git. Tamam. Çok memnun oldum. Arkadaşın gerçekten rehber mi? Ya yok ne rehberi. Her gördüğü güzel kıza salça olan bir herif işte. Pipetleri de fazla fazla getirmişler ama. Bak. Sevgililere böyle yapıyorlar akıllım. İkisi de aynı bardaktan içsin diye. Ben televizyonda görmüştüm bir kere. Ya boş ver ya, hadi iç işte. Hadi. Tamam. Garson bizi baya baya sevgili zannetti yani. Adam nereden bilsin ki? Yani amca çocuğu olduğumuz anımıza yazmıyor ya. Ya düşünsene, biz bile daha yeni öğrendik.
Teşekkürler. Eyvallah benim dayım. Şahinse, Zeynep, kız çayları Çin'den mi getiriyorsunuz anlamadım ki ben. Abla kardeş dertleşiyorlardır şimdi onlar. Onlar da dert ne arasın? Belli mi olur? Karpuz değil ki içine kesip de baksınlar. Kim bilir ne dertleri vardır da annelerisin diye sana pek renk vermiyorlardır. Ay belim koptu anacığım. Ne ağır şeymiş o beşikte. Çocuk odasından beşiği mi çıkarttılar? Ahmet Bey bizim çocuğumuz yok nasılsa. Yeğenimin olsun o oda dedi. Malum Muazzez de artık bu evin bir kızı sayılır. Ne de olsa aynı kandan. Kızı değil ya canım. Dişini sıkamadın değil mi birkaç ay? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Bir kerecik oldu, tek hamile kaldım. Allah'ım ne bahtsız insanım ben ya. Hayır o mahalledeki kızlar... Sus! Konuşma. Abla, ne yapacağım ben şimdi? Bak, Mehmet'e anlatacaksın böyle böyle diye. Sonra derhal Yıldırım nikahıyla... Düğünsüz, derneksiz. Ayıplı gibi. Ayıplısın zaten. Konuşturma beni kötü kötü. Ben öyle Mehmet'e hemencecik evlenmeye ikna edemem. Gururum var benim. Bu işi yaparken düşünecektin gururunu. Ne konuşuyorsunuz bakayım böyle sessiz? Mutfak köşelerinde. Kayınbaban kıza vermiş çocuk odasını, doğru mu? Öyle gerekiyordu. Alacağı olsun Ahmet Şükrü Bey'in. Yani bunca yıl çocuğunu baktırdığı yetmedi, şimdi bir de yeğenini mi kakaladı sana ha? Helal olsun. Ama vallahi billahi yani göreyim Ahmet Şükrü Bey'i yüzüne çemkireceğim. Anneciğim biraz sessiz ol, şimdi bir duyan olacak. Aman Ahmet Bey duyarsa duysun. Ben buraya kızımı hizmetçi vermedim. Gelin verdim, gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kalkıyor musunuz? Otursaydınız. Yok biz gidelim enişte. Nişanlım gelecek akşama. Sonra görüşürüz artık. Eve bırakayım bari. Şuradan hemen biz bir taksiye biner gideriz. Dümencim hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben annemleri geçireyim. Kızım bak, bak anneciğim kuyruğu dik tut, tamam. Vallahi bu kız seni çiğ çiğ yer. Hadi göreyim annem seni, hadi. Feyyaz. Merhabalar. Daha hikayen yok muydu senin? Kaçtın mı yoksa? Ne kaçması be? Ceza indirimi aldık. Kapıda mı bekleteceksin beni? Bak doğruyu söyle, kaçmadın değil mi? Ya ne kaçması be? Yok kaçma maç mı? Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. İyi. Kirlerini yıkayım. Yıka orada işte, bana ne soruyorsun? Aç mısın oğlum? Muazzez olur, bir lokantaya gider yerim. Muazzez mi? Babası nasıl oldu? Göçtü gitti. Yapma be. Demek ondan gelmedi ziyaretim. Gencecik kızın ne iş var mapus kapılarında? O
Onun uğruna girdim ben oraya. Daha önce girdiklerin? Ben gidiyorum. Muazzez yok, gitti. Nereye gitti? Amcasının oğlu geldi, alıp götürdü İstanbul'a. Bundan böyle orada yaşayacakmış. Ne diyorsun sen be? Muazzez beni bırakıp bir yere gidemez. Vallahi gitti. Bırak kızım peşini. Unutursun zamanla. Unutmaz hala. Bırak hayatı kurtulsun garibim. Sen de bir iş tut. Kendine uygun bir kızla. Ne diyorsun sen be? Bana Muazzez'den başkası aram. Ona da benden başkası. Sen adresi biliyorsundur. Adresi söyle. Nereden bileyim ben? Allah, attırma tepemi. Bilmiyorum. Bilsem de söylemem. Bak, son kez hala. Feyyaz. Ver onu bana. Yok işte içinde bir şey. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun babacığım. Niye açmıyor bu Zahit? Bara filan gittilerse duymuyordur belki. Bara mı? Yok. Zahit kuzenini öyle yerlere götürmez canım. Hem hep yalnız başına mı gezecek? Ara sıra da kuzenini gezdirsin. Tamam baba, gezdirsin de insan bir haber verir. Evladım, bu gençlerin işi belli olmuyor işte. Biz yaşlı mıyız? Babam yaşı değil, evliliği kastetti Namık. Yani sen bekar kardeşinle niye bir tutuyorsun ki kendini? Şayeste, Zinet telefonda. Müsaadenizle babacığım. Afiyet olsun. Çayı koydum, birazdan demini alır. Alo Zinet. Aradın mı Mehmet'i? Anlattın mı rezaleti? Bana bak, yarın öbür günü yok. Ne olduğunu anlayamadan karnı şişer, görürsün gününü. Tamam mı? Tamam, sen benim dediğimi yap Zinet. Hı-hı. Sonra ara, haber ver güzelce, tamam mı? Hadi görüşürüz. Karakter süper yalnız. Ya ben de görmek istiyorum o filmi ya. İyi tamam, yarın okuldan sonra gidelim o zaman. Ben de ikinci defa, senin de var. Tamam. Merhaba Namık abi. Merhaba Muazzez. Amca. Selam. Gelsene biraz konuşalım. Zahit beni çok güzel yerlere götürdü. Boğaz'da bir yerde hatta. Neydi ismi ya? Ya Kız Kulesi'ni falan gördüm ben hatta. Acayip güzeldi. Bunu da abi. Muazzez'i gezdirmek için kimden izin aldın? Abi yapma bunu ya. Kuzenimle dışarı çıkıp eğlenmek için izne mi ihtiyacım var yani? Onu demek istemedim. Bak, Muazzez böyle şeylere alışık değil. Yaşadığı mahalleyi bir görseydin, aniden kızın gözünü kamaştırıp serseme çevireceksin diye korkuyorum. Ya seni duyan da kızı bir yere götürdüm zannedecek. Alt tarafı kafeye gittik, ne var bunda? Olsun, ne olursa olsun. Zaten bir daha da götürmem abi yani. Bütün erkeklerin gözü sinek gibi yapıştı kıza. Herkes bakıyor, uyuz oldum. O kadar dikkat çekiyor mu Muazzez? Ya sen de Muazzez'i hiç görmemiş gibi konuşuyorsun. Benim çıkmam lazım. Nereye, daha yeni geldim.
Ya arkadaşlara sözüm var. İdare edersin değil mi babamı? Bahçe kapısından çık. İdare ederim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum. Hay Allah, bitmiş. Ha, ben getireyim babacığım. Yok, ben getiririm. Al, bunu da atıver. Sen bulamazsın şimdi. Bulurum. İkinci çekmecede. Buyur amcacığım. Ah, teşekkür ederim kızım. Anam, bir kahve çayını getireyim. Maşallah maşallah. Benim yeğenim hem güzel hem hamarat. Şayeste ablasını üzmeyecek hiç. Sait nerede? O gitmiştir. Durmaz bu saatlerde. Onun kulağını bir ara bir büküver şöyle. Gece hayatına fazla alışmasın. Hem cumartesileri dükkana gelip çalışsın seninle. Böylece disiplini olur. Sait çalışacak da ben göreceğim. Kime çektiyse artık. Babayla abi çalışıyor, sen de paraları yiyorsun ha. Kıyakmış. Abime laf yok. Abim kral adam. İş hayatına erken atılmış, o yüzden öyle. Çok erken yaşta çalışmaya başlamış. Şimdi de bana diyor ki, ben yapamadım zamanında, sen dilediğin gibi gestoza eğlen diyor. Vallahi yarın öbür gün musluğu kapatınca göreceğim ben seni. Kim? Abim mi? Hayatta yapmaz öyle bir şey. Burada. Kim? Sait. Hani nerede, hangisi? Bak bak şurada. Arkası dönük olan. E hadi yanına gitsek ya. Ay bakalım beni görünce ne yapacak. Selam. Selam. Hani sana hep bahsederdim ya. Beyza. Çok yakın arkadaşım. Merhaba. Sait. Bizi tanıştırmayacak mısın? Tanıştırayım. Atilla, Büşra, Müge. Merhaba. Merhaba. Bunlar yengemin arkadaşı. Siz de katılın, buyurun. Biz de şimdi çıkıyorduk. İyi akşamlar. Bu kadının sende gözü var söyleyeyim. Evet. Olgun kadın, genç erkek. Moda oğlum şimdi bu. Olur ha. Bir keresinde babamın eline büyük miktarda bir para geçmiş. Beni aldı götürdü çarşıya. Kızım ne istiyorsan al dedi. Ben de hatta böyle hatırlıyorum gümüş bir kolye almıştım. Böyle taşlı, çok güzel bir şeydi. Ama onu eve dönerken düşürdüm. Nasıl ağladım bir görseniz. Babam hatta çok kızmıştı. Mal için allanmaz kızım. Gözyaşını cana sakla demişti. Meğer ne haklıymış. Keşke o kolyeyi kaybetmeseydim de ondan bir hatıra kalsaydı. Şayeste, üşüdüysen kombiyi biraz daha açalım mı? Yok, nereden çıkardın? Bilmem, öyle kat kat giymişsin de. Rahat bunlar. Muazzez. Amca. Sana bir hediyem var kızım. Bana mı? Bu rahmetli annemin.
bir kız torunum olursa ona vereceğim diyordu. Kısmet sanaymış yavrum. Amca, bu çok pahalı bir şeye benziyor. Senden kıymetli değil kızım. İyi günlerde kullan, onu her takışta babaannene hatırla oğlum. Çok teşekkür ederim. Namık abi taksana. Yakıştı mı? Çok. Niye geldin? Burada mı konuşacağız? İçeri almayacak mısın beni? Ne oldu Pınar? Bıraksana şunu ya. Sabahtan beri içiyorsun beni. Bırak. Pınar bırak. Ne yapıp yapmayacağımı söyleyemezsin sen bana. Ağladın mı sen? Ne yapacaktım ya? Barda yaptığın o hareketten sonra bir de oturup sırıtsa mıydım? Ben sevdiğim adamı görüyorum ve kanatlanarak yanına gidiyorum. O benden utanıyor. Ya ne alakası var? Oradan birdenbire geldin, ne yapacağım? Çek elini. Ne alakası var? O yüzden mi yengemin arkadaşı dedin? Eğer adam olsan böyle kolumdan tutarsın. İşte dersin, bu benim sevgilim. Yeter, ağzını topla, kes ya. Toplamıyorum. Toplamıyorum. Ne yaparsın? Bıktım artık böyle ucubeymişim gibi beni saklamandan. Kapalı kapılar arkasında buluşmaktan da bıktım. Ben bunları hak etmiyorum. Anlıyor musun? Hak etmiyorum. Ya, git. Git, yüzünü gözünü yıka, ne yapacaksan yap. Ondan sonra konuşalım, tamam mı? Saçma sapan konuşuyorsun, gülüş duruma düşüyorsun. Gülünç, senin gibi sahtekar olmaktan iyidir. Sahtekar, adi, yalancı! Ya yeter, ben gidiyorum. Sait! Sait! Dur, dur, ne olur gitme. Ya bırak. Hayır, ne olur. Bırak. Hayır, bırakma. Bir dakika. Bak. Biliyorum beni sevmiyorsun. Aşık değilsin. Ama lütfen, şu an sana çok ihtiyacım var. Lütfen gitme. Ben kızı sayılmaz mıyım onun? Bunca yıl öz evladı gibi sevgi, hürmet göstermedin mi babana? Aksini iddia eden mi oldu Şayeste? O zaman niye kız evlat olarak kolyeyi bana değil de Muazzez'e verdi? 3-5 gün öncesine kadar yüzünü bile görmediği bir kız kadar değerim yokmuş gözünde. Ben bir duş alacağım. Thank you.
kuru yeme. Sağ ol Emine abla. Aa, abla hatırlıyor musun? Şu kız eskiden mankendi, şimdi şarkıcı oldu. Pes yani Emine. Hadi o bu evin kuralını, işleyişini bilmiyor. Sen niye salona yiyecek taşıyorsun? Öksüz gibi ekmek kemirdiğini görünce acıdı. Acıma. Yıllarca babasını acıdık da ne oldu? Kızını başımıza kattı gitti işte. Hastane parasını, birikmiş kirasını falan hep namık cebinden ödemiş. Ya ne onursuz, gurursuz, dilenci ruhlu adammış ki o. Kardeşinin yüzüne bile bak. Sen kim oluyorsun babam hakkında konuşuyorsun? Benim babam onursuz, gurursuz, dilenci ruhlu değil, tamam mı? Ne diyeceğiz biz şimdi Ahmet Bey'e? Nasılsa geri döner. Gidecek başka yeri mi var? Ne abla? Ne oldu, nereye gidiyorsun Aziz? Ah sorma Sait. Yengem babası hakkında ileri geri konuştu biraz. O da bunu duyup fırladı, kaçtı gitti. Artık nereye gitti bilmiyorum. Ah be yenge ya. Namık Bey, kredi kartı ödemeleri için onayınızı almam gerekiyor. Ahmet Bey çok sinirlendi Sait'in harcamalarını görünce. Bayağı yüklüceymiş. Teşekkür ederim. Serseri, söz dinlemiyor ki. Ne var abi? Neden yüklendin kredi kartlarına yine? Abi bırak şimdi kartı falan. Muazzez evden kaçmış. Kaçmış mı? Nereye? Neden kaçıyorsun? Bana bak. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Muazzez! Ya çok hata yapmışım ben buraya gelmek. Ne olur götür beni, İzmir'e götür. Tamam. Tamam, tamam. 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 Muazzez döndü mü? Dönmedi. Bir kıza sahip çıkamadın. Nasıl kaçar küpegündüz? Ben Emine'yle mutfaktaydım. Kapının çarpma sesini duydum sadece. Kocaman kız Namık, zincire vuracak halim yok ya. Yahu delireceğim. Nereye gider küpegündüz? Bir şey söylemedi mi sana? Yok, söylemedi.
Çantamda İzmir'deki komşunun telefonu var. Onu getirsene bana. Hadi Sait aç. Hoş geldiniz. Sen de mi bilmiyorsun niye kaçtığını? Ay şey. Emine Hanım. Nasıl söylesem bilmem ki. Emine Hanım bir şey biliyorsanız söyleyin. Şayeste amcanız hakkında ileri geri konuşup durdu. Ne onuru gururu kaldı rahmetlinin ne de dilenci ruhluluğu. Ben araya girmeye çalıştım ama olmadı. Tamam tamam. Gidebilirsin. Kim yaptı bunu sana? Niye söylemiyorsun? Söylesem ne fark edecek? Gidip ağzını burnunu kıracağım o şerefsizin. Beni bir tek seven sen varsın galiba. Çok şükür anladın. Hemen bir otobüse atlayıp İzmir'e dönelim. Ben Huriye teyzede kalırım. Ondan sonra da bir iş bulurum. O kolyeyi nereden buldun? Amcam verdi. Doğru söyle. Sana yalan borcum mu var be? Bana bak. Eğer yalan soruyorsan seni de o kolyeyi vereni de... Çekindi be aptal. Ben de senin peşine takılıp İzmir'e dönmeyi düşünüyorum. Rahatsızsın lan psikopat. Bırak amcam onu ver. Ver. Ondan sonra bende duracak. Bırak! Amcamın kolyesi bu. Bırak! Bırak! Ben bulamadım Namık. Bir de sen bak istersen. Hani bilmiyordun Muazzez'in niye kaçtığını? Bilmiyorum Namık. Ölmüş amcama hakaret etmişsin. Neden yalan söyledin Şahist'e? Söylediklerimde yalan yok Namık. Hadi kendimi tutayım dedim dayanamadım. Ya bir insanda hiç mi onur, hiç mi gurur olmaz? Hayeste! Dilenci ruhlu olmasa yıllarca sırtında... Eğer o kıza bir şey olacak olursa... Beni buna mecbur bıraktın Hayeste. Ölmüş amcamın onuruna hakaret ettin. Muazzez'i de kırdın. Ya benim onurum Namık? Benim onurum ne olacak? Muazzez! Ne oluyor orada ya? Ne yapıyorsun? Sen kimsin birader? Zeyt bırak! Ne oldu bırak! Bu mu taktı lan kolyeyi boynuna? Zeyt boş ver hadi! Alo sen kimsin diyorum. Muazzez tanıyor musun? Tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanımıyorum. Sen kimsin lan? Tamam bir dur, konuşalım olmaz mı? Kim lan bu? Tamam bir sakin ol. Ben sakinim oğlum. Sen sakin ol. Ya kimse yok mu? Çek elini. Elini çek! Ya öldürüyorlar, kimse yok mu? Ne oldu? Korktun mu lan Züppe? Seyit bırak hadi Seyit lütfen!